5 dakika için evden çıkmam lazım. Hemen. Neden? Çünkü Ayşen'le bir şeyler alıp bu makbuşun halk yemeğini 2 dakikada nasıl yaptın? Çık dışarı. İşim var. Canım var. Çıkın. Ayşen'le bir şeyler alıp arabada yiyeceğiz ama yerler kapanmadan, kapılar falan biliyorsunuz onda kapanıyor. Saat de 9. Hemen çıkmam lazım. Bilgisayarımı falan da alacağım yanıma. Çünkü Ayşen'le oturup bir tatil planı yapmak istiyoruz. En izole şekilde nasıl olur diye. Yani yüksek ihtimalle villa falan bakacağız. Ama bu sabah baktığımda böyle birkaç tane siteye falan baktım. Hiçbirinde yer yoktu. İnanır mısınız? Tabii herkes bizim gibi düşünüyor. İnsanlardan en uzak şekilde nasıl tatil yapabilirim diye. Herkes havuzlu villalara abanmış durumda. Hiç yer bulamadık. Ya ben denize giremiyorum. Ben korkuyorum denizden. Havuzda da derin olmayan havuzlara girebiliyorum. Genellikle de bu şeylerde kişisel havuzlu villalarda da işte havuzlar 1.40, 1.30 falan. Önünde zaten çok büyük bir havuz değil. Şimdi asıl yaptığım şey size gösteriyorum. Bunu siz de uygulayın. Gerçekten bayılacaksınız. Böyle bir bordo likit maturaj alın. Bakın bu gerçekten bir bordo yani. Kışın sürersin, sonbaharda sürersin. Benimki Flormar'ın Kisli Mor serisinden. Bunu bak, bunu şu kadarcık ufacık nokta koyuyorum buraya, tamam mı? Ondan sonrasında hatta parmak değiştirin, kalasını da almış olun. Bu hem çok kalıcı bir ruj. Siz de likit maturaj kullanırsanız hem bayağı uzun süre kalıcı olur. Hatta şu an hani bir tık elim fazla kaçtı acele ederken çok çok daha azıcık dokundurursanız bakar mısınız? Dudaklarınıza sanki peeling yapmışsınız. O şekilde canlanmış gibi duruyor dudaklarınız. Gidiyorum. Hemen giyinmem lazım. Eve çok geç gelmeyeceğim bugün. Çünkü yarın sabah 8'de taşınma başlıyor. Annemi taşıyoruz. Allah'ım ya, sonunda işler bitti, ustalar falan filan derken gerçekten hani ben taşınmaktan o kadar sıkılmış biriyim ki. Eğer beni eskiden beri izliyorsanız bilirsiniz ben bir senede 3 ev değiştirdim şaka gibi. Birinde 6 ay oturdum. Ev sahibim evi satacağım dedi, çıktım. Diğerinde 1 ay oturdum. 1 ay. Yani bir kira verdim yenice. Ondan sonrasında çıktım. Çünkü yani evden nefret ediyordum. Gerçekten nefret ediyordum. Böyle psikolojim bozuluyordu artık. Çünkü ilk evimi çok seviyordum. Paldır küldür birden taşınınca oraya bakmadan etmeden psikolojim çok bozuldu. Diğer evden de o yüzden çıkmış oldum. Aa, bunlar takım gibi olmaz. En sonunda da bu ev zaten. Yani en uzun oturduğum evimde bu oldu. Evet, şimdi bu sweatshirt'ü iyi ki almışım. Hiçbir şeyim yokmuş gibi bunu giyiyorum. Yazık, hiçbir şey yok kızın tabi. Hep bu sweatshirt'ü giyiyor. Annem hep bana öyle der. Ay yazık, hiçbir şey yok ki kızımın. O yüzden hep aynı şeyleri giyiyor. Bir tane beyaz kazağım var. Çok eskiden H&M erkek reyanından almıştım. Diye giy artık tüylendi vesaire. Annem onun böyle hani pütür pütür olur ya, onlarını falan temizledi ama hani artık kazak eskidi ama kabullenemiyorum. Ve sürekli onu giyiyorum. Annem de her giydiğimde onu benimle kavga ediyor. Kızım git başka bir şeyini giy diye. Ama ben çok seviyorum. Mesela bu da bir erkek şeyi. Bunu da çok giyiyorum. Şöyle bir çanta aldım. 50 TL. Çok seviyorum bunu. Çünkü hem böyle omuz çantası oluyor hem de böyle yandan oluyor. Ya ben pek böyle koldan askılı çanta kullanamıyorum. Çünkü benim tarzıma çok gitmiyor. Genellikle zaten eşofman giyiyorum. O yüzden bana pek yakışmıyor. Ama mesela bazen bu tarz olunca çok fazla böyle nasıl diyeyim, ağır olmayınca, kadınsı olmayınca böyle birleştirip kullanabiliyorum. Şimdi cüzdanımızı alalım. Maskemiz. Kolonyamızı alalım. Ben yokken servisine falan girer. Hiç uğraşamam. Çeki çocuğum yatıyor. Çeki hasta biliyor musunuz? Üst solunum yolu enfeksiyonu olmayı başarmış. Ay annem, iğne oldu bugün. O yüzden birazcık böyle şey, 3 gün boyunca iğne olacak. Biraz böyle ağır yatıyor. Uyu aşkım sen.
Anneniz gidiyor. Oradaki ayakkabılarımı giyeyim ya. Hiç uğraşamam. Defileye mi gideyim? Deyip de makyaj yapmam. Ayşen'i aldım. Şu anda Burger King'deyiz. Çünkü suşici olayımız yalan oldu. Suşici kapalıymış. Bize dedik son dakika kaldı. Şey olmasın. Burger'a karar verdik. Şu an Ayşen'i bekliyorum. Allah'ım arkadaşım baba. 2 dakika daha beklesen çıkmasan olmaz mı? Tamam, daha iyi bir yere park ettim. Direkt Ayşen çıkınca görecek beni. Şimdi bir yere çekeceğiz arabayı. Manzaralı bir yere. Artık neresi olursa, bugün pazar ve dışarısı kalabalık duruyor. Belki de parklar daha yoğundur. O yüzden arabada oturup yani yemek yemelik manzara tarzı yerler daha boş olur diye düşünüyorum. Ben de benzin aldım. Girdim hemen su aldım. İçecek falan aldım. 10'da kapandığı için kafeler artık. Yani normalde ben 9-10'da arkadaşlarımla anca buluşup kafeye giden bir insanım. Yani 9-10'da hayat benim için hani arkadaşlarımla kafeye gitme vesaire açısından başlar. Yani gündüz de çıkıyordum da gece de çok fazla dışarıya çıkan bir insanım normalde. Otururum kafede arkadaşlarımla saatlerce. Saat 10'a kadar olunca tabii şey oluyor. Ne zamana kadar acaba akşam 10'a kadar açık olacak? Yani uzatılacak mı? De çok komik geliyor bazen. Hani akşam 10'a kadar okey kafeye falan açık olabilir mi? Ondan sonra kapatılması, ne bileyim, o zaman virüs yayılmıyor. Hani ne bileyim, böyle hani garip geliyor. Hiç alışamadığım bir şey olduğu için. Mesela AVM'ler açık, evet. O da garip. Onlarda bir sınırlama yok diye biliyorum. Zaten onlar 10'a kadar açıktı. Bilmiyorum ya, vallahi alışamadım ben galiba hala. Bazı şeyler çok garip geliyor. Bir bildikleri vardır kesinlikle ama ne bileyim, sizce öyle değil mi? Ne kadar geldiğimi düşünüyorsun daha? Biraz geri gidebilirim senin için. Bu kadarcık geri gidebilirim ama. Efendim? Kanka öndeyim ben. Arabayı şeyin çıkışına park ettim. Aynen, Burger'ın önündeyim. Aha! MacBank şeyi, setup'ı. O ne? Bunu ben bu kaç gündür burada duruyor biliyor musun? Yüksek evet, ihtimalle. Kıvetini al. İçi şey oldu onun. Bak var ya, böyle bir sistem yok. 10 numara. Limon vermiş Ice'de. En nefret ettiğim ben şey. Ben sana şey aldım. Şeftali onu iç. Yok Ice'de ya, içerim artık. Bu soğuk sana. O çok sıcaktı şimdi. Okey. Evet. MacBank. Hiç de MacBank sevmem ha. Evet. Sevseydin 30 kere evde çekerdik zaten MacBank'i. Haftada bir MacBank. Fix. Ya, o kadar çok konuşacak konum. Serip ne yaptın ya bir de. Eskiden çok dinlerdim. Ne olur gitsin. Bak hani o kadar sakin bir yere çektik ki kimse olmasın diye. Şansımız bizim bu bence. Şansıma tükürmek istiyorum gerçekten. Süper çocuk şimdi de çıkamıyor ama kanka yemin ediyorum hareket bile edemem. Girmeden önce düşünseydin. Çıkacak. Kendi çıkacak. Ben koltuğumu geriye çektim. Yemek açtım önüme. Uy. Geriye çek çık. Sonra arabayı iteteyi yerine sok. Şey yapıyor şu an çektim. Ben kankasını meşretiyorum. Yanındaki arabada bir ışık ve kamera var. Ulan gene YouTuber var burada ya. Bu YouTuberlar da arabasında oturup yemek yiyor. Video çekiyor. Ne yapıyor? Mark Bank ama sushiyle daha güzel olurdu. O. Bizim o zevkimizi sushiyle daha kısa sürerler. 2 dakika evet. Falan. Ben çok hızlı, aşırı hızlı yiyorum. Bir de nefes almadan yemek yiyor. Hani gerçekten nefes almadan yemek. Çok hızlı yiyor. Dayanamıyorum. Hemen karnım doysun istiyorum. Ben bir ara öyleydim. Sonra 8 kilo alınca gördüm her şeyi tersten. Bu arada bizim ilk arabayı çekmeyi düşündüğümüz yer böyle bir şey yok. Bütün arabalar nargile yapmış. Şey kapıları açmışlar, bagajı açmışlar, oturup nargile içiyorlar. Yani şey falan dinliyorlar. Çok iyi bir yerdeyiz. YouTube, arabada dinlenecek baslı şarkılar. Nargile yapan mı vardı? Sen manyak mısın? 3 tane araba nargileyi çıkarmışlardı, nargile içiyorlardı. Ben diyorum niye duman tütüyor? Ben mangal falan sandım. Ay yok artık. Mangal daha mantıklı nargileden bence. Nereden getirdiler kömürü falan? Ben bu arada bunun şey önü... Ne? Niye öyle güldün? Ne bileyim, bir garip bir giriş. Kamerayı buraya doğru çeviriyorsun ya. Uh-huh. Mesela şu anda da olduğu gibi sadece kendimi izliyorum. Bazen ben de öyle. Hiç kameraya bakmıyorum. Ama sen bazen çok bakıyorsun. Kameraya mı? Evet. Ben YouTuber'ım. Pardon. Memnun oldum. Gündeme dair dedikodum var mı? Aa benim var, kapatayım söyleyeceğim. Ne? Aa fena dedikodum. Burayı lütfen koyma şu an, çünkü ben bu videoyu izliyor olsam sana öyle bir kurulurdum ki. Ama bu lafına... söyleyemem. Oo neler neler.
Günaydın. Taşınıyoruz şu anda. Ofisteki eşyalar benim bu odama yığılıyor. Sadece bir koltuk kaldı. Daha sonrasında annemin evine gidiyoruz. Annemin evinde 1 saat 2 saate taşırsak eğer büyük büyük kalkmış oluyor. Ama benim burayı bir şekilde sığdırmam gerekecek. Yüksek ihtimalle Monster'a evimi kaldıracağım diye düşünüyorum. Şu tarafa ikili koltuğu, bu tarafa üçlü koltuğu çekip buraya hani böyle saçma sapan bir şey olmuş olacak. En azından bu üçlü koltukta bir arkadaşım gelirse falan bir arkadaşım daha yatabilir yani. Bir tık misafir odası gibi bir şey olacak. Çok misafir odası sayılmaz da hani bir koltuğum daha olmuş olacak. Bir daha ileride ofis falan olursa artık bakalım oraya koyarız. Şimdi kedileri içine dizilmiş. Kardeşimin odasını aldık. İlk önce burayı boşalttık çünkü. Taşınma sürüyor içeride. Kediler kalacak burada. Evi hallettikten sonra ben ayrıyetten gelip kedileri alacağım. Taşınırken kedileri şey yapmak çok önemli. Az kalsın budum var ya, az önce fırladı gidiyordu. Allah'tan kapı kapalıydı. Tuttum hemen. 2 dakika bir şey çıkartıyorduk buradan. Hemen fırladı. Buraya kumunu, mamalarını falan koyduk. Onlar burada 1-2 saat duracak. Çocuklarım. Ondan sonra gideceğiz. Koymuş. Tarkan, yine evimize gidiyoruz. Osman nerede? Burada, ikisi de. Suları var tamam. Tam suları var, mamaları var. Çocuklar biz gidiyoruz. Şu anda tüm eşyalar eve atıldı. Sadece evde birkaç parça bir şeyimiz kaldı. Yorgunluktan biliyorum bu arada, kusura bakmayın. Şu an televizyon falan kurulmadı ama böyle çok güzel oldu salon. Eşyalar böyle tam hepsi gerçekten tam oturdu. Yemek masası, koltuk falan. Şimdi bir kere yerlere bile de atacağız. Ayakkabılarla girildi çünkü. Ondan sonra hepsini böyle geriye iteceğiz. Bayağı güzel oldu, konuşamıyorum. Şimdi içeride dolap kuruluyor. Büyük bir dolap vardı. En çok zaten o vakit aldı. O kuruluyor. Yataklar kurulacak. İşte böyle bir etrafı bir el atıp bile dağıtıp hemen kedilerimi almak istiyorum. Hemen. Onlar boş evde kaldılar, yavrularım. Onları almam lazım hemen. Bu arada 11.30 gibi eşyaların hepsi taşındı. Bir yemek yedik biz. Daha sonrasında tekrardan kurulum başladı. Herhalde bir buçuk saate biter. Yani bakayım, saat 2-3 gibi, hadi 3.30 gibi hep kurulmuş olur. Hemen bir saat şöyle bir temizlik falan filan desek 4-5 kaşelerimi de getiririm. Onun vidaları ne ucu? Şey, yıldız. Oğlum onu açmaz, bıçak büyük diyor. Yıldız. Ya yok, açmasına gerek yok. Ha. Var ya, hayat kurtarıyor ya. İyi ki almışsın. Bende onun bir küçüğü var. Evet arkadaşlar, Ümit abiyiz. Ümit abi beni 2 kere, Burak'ı 1 kere, annemi de 2. defaya taşıyor. Şimdi ben ona yardım edeceğim ama. Montaj dersleri bir. Şunu bir elimden doldurursan. Abi zor ya, bir dakika dur. Şarj yaz, tutur. Bir daha ya. Tutmuyor bunu bu abi. Böyle yapıyorum. Evet. Tamam. Benim sadece biraz tırnaklarım uzun da. Aa. Dur bir dakika yapacağım. Abi sen bir tut, ben bunu başarabilirim. İzleyin şimdi. Ne oldu bu? Ters mi çevireceğim? Yok, al al, bundan sık. Bu oldu mu peki? Oldu. Sıkabilirsin. Aa, bu daha güçlü. Şimdi şöyle bastır, şuradan güç alarak bastır. Şöyle bak. Hani şarjı sadece kendine izin verme. Ha. Benimki hiç böyle olmadı. Tamam. Aynen. Bastım. Aa, oldu valla ya. Kendime geldim ya. Dün o kadar yoruldum ki eve gittiğimde saat 11 falandı. Duş alıp hemen uyudum. Çakinin iğnesini bile götüremedim. O yüzden sabah kalkıp hemen götürdüm saat 11'de. Çok yorucu bir iş bu taşınma işleri. Dün o kaba eşyayı attıktan sonra mutfakta kalan şeyler için
Çünkü koli yetmemişti. Annem az koli almış, tahmin etmemiş mutfağın bu kadar kalabalık olduğunu. Çünkü böyle mutfak da dağınık gözüküyor. Hani mutfak böyle çok küçük zannediliyor ama ağır olduğu için az az bölüştürmeniz gerekiyor falan. Her neyse işte koliler yetmemişti. O yüzden böyle 3 koli falan daha sonrasında gidip tekrar yapıp tekrar getirdik. Güzel ama her şey tamamlandı sayılır. Bugün bir defa daha gideceğiz. Orada bir yerlere bağışlayacağımız birkaç tane eşya var. Onların fotoğrafını çekeceğim. Halılar falan. Bu evde annem çok fazla halı istemedi. Zaten salon çok büyük olmadığı için ortaya sadece bir tane böyle kilim gibi bir şey atacağız. Böyle kilim tarzında bir halı yani. Onlar falan hep bir yerlere bağışlanacak. Onların fotoğrafını çekip oraya atacağım. Ve sanırım böyle bir bakliyat kavanozları falan kalmış. Onları da bir kere daha alıp artık anahtarı da teslim ederim diye düşünüyorum. Annem, kardeşim falan çok mutlu. Kediler de çok mutlu. O yeni aldığım, yaptırdığım büyük evi çok beğendiler. Dudu sürekli onda yatıyor. Tarkan çıkmış en tepesine yatıyor. Böyle dün ilk defa annem, yani normalde mesela bir önceki evimizde otururken annem mesela eve hiçbir şey almazdı. Süs vesaire olarak işte tablo, ne bileyim hani aksesuar falan hiçbir şey almazdı. Ve içinden gelmiyordu herhalde kadının ama bu sefer mesela işte böyle gitmiş bir süs almış. Bunu duvarıma asarım, bunu buraya asarım, şunu şuraya asarım diye. Bayağı mutlu yani. Ben de çok mutlu oldum. Ben de ona hatta evden birkaç tane beğendiği tablom vardı. Onları götürüyorum. Dün ofisten bu büyük tablomu getirdim. Normalde ofiste duruyordu ama ofis kapandığı için artık durmuyor. Orada benim normalde şöyle bir kolajım vardı. Duvar rengimle uyumlu. Bunu götüreceğim anneme. Girişine doğru asmayı düşünüyorum. Böyle kapıdan girince girişe kolaj yapmayı düşünüyorum. Birkaç tane daha var şurada eskiden aldığım tablolardan. Onlardan da birkaç tanesi beğenmişti. Onları falan da götürüp bugün annemin böyle duvarlarına asarım diye düşünüyorum. Çekiyeyi neye götürdüm? Mamaların sularını koydum. Evi bir süpürüp temizledim. Şimdi Ayşen'i almaya gidiyorum. Ayşen'le bir Furkan'a gideceğiz. Orada yine 3-4 tane yavru kedimiz var. Onları bir paylaşacağım story'den. 15 kiloluk bir mama siparişi vermiştim. Bizim burada çok yakında bir tane park var. Orada da bir tane abla var, gönüllü. Senelerdir o parkta kedileri besliyormuş. Bayağı işte 30-40 tane falan kedisi var. Gözümle görüp bildiğim bir abla. O yüzden siparişi vermiştim. Furkan'a gelmiş. Direkt elimle gidip bırakacağım kapısına. Çok yakın oturuyor zaten. Ayşen'le onları hallederiz. Daha sonra annemin apartmanında 3 tane yavru kedi var. Apartmanın içinde duruyorlar. Kaka falan yapmışlar birkaç kere bazı dairelerin kapısına. Komşumuz bir hanımefendi kedi doğurduğunda hani atmak istememiş sokağa. O yüzden apartmanın aşağısındaki sığınakta bakılıyormuş normalde ama tabii yavrular ayaklanınca ister istemez çıkıyorlar. Dışarısı nedir bilmedikleri için de hep apartmanın içinde. Apartmanda da sıkıntı olmuş. Ve yani yavrular atılmasın diye ben onları alıp Furkan'a götüreceğim. Furkan'dan da sahiplendirmeye çalışacağım. Aşırı tatlılar yani. Görseniz bayılacaksınız. Bir tane pufidik tüylü bir şey var. Ölürsünüz yani onu. Hatta komşumuz hani ben mi alsam onu falan dedi, bilmiyorum. Belki onu bana vermez. O kendisi sahiplenir. Umarım öyle olur ama ben 3 kediyi de alacağım. Bir tane anne kedi vardı. Onun bütün yavruları sahiplendirildi. Anne kısırlaştı, iyileşti. Büyük bir kedi. Maalesef sahiplendiremedik onu. Denedik aslında. Çok uysal bir kedi ama onu bir parktan bulmuştuk. Hatta o parkta az önce bahsettiğim abla getirmişti bize. Bütün yavrularını sahiplendirdik ama anne maalesef sahiplendirilmedi. Ama orada bakıldığı bir park var. Şu anda iyileşti. Kısırlaştırdık biz onu. İyileşti de dikişleri falan da alındı. Bir de onu götüreceğiz. Bugün böyle yoğun bir programımız var. Tarkan. Osman. Ne yapıyor? Geldik şimdi anneme. O diğer kedileri, mamayı falan hallettik. Buradaki kedileri alacağız. Annemin evinin ışığı çok güzel. Harika. Ay, yemek yedik. Çok yemişim ha. Tarkan tam beklediğim yerde yatıyor. Burada yatmasını istemiştim. Çok burada yatıyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kim? Ben. Ve bu kamera neden benim elimde? Ve yanımda neden Şeyda yok? Belki merak edersiniz. Ama Şeyda kamerasını benim çantamda unutmuş. Ve ben vlog çekiyorum. Artık burası benim kanalım. Herkes ayağına denk alsın. Öyle yani. Bana o kadar garip geliyor ki. Yemin ederim şu kamerayı tutmam bile. Ama hemen ışıklarımı yaktım. Çalışıyorum. İşime. Kardeşim görevlerini yerine getiriyorum. Merak etme. Her zaman yanındayım. Size birazcık Vogue'u göstereyim. Benim tosarağım, tosbağım. Oy. Oy ne güzel çıkıyor. Allah. Şu tipin ne? Bakın.
Ay oğlum. Evet, şey daha yokken kullanabileceğim en iyi malzeme Vogue olduğu için hemen canlı saldırı. İnanamıyorum. İşte bu böyle bir kedi. Yapacak hiçbir şey yok. Ya sen nasıl bir adisin ya? Nasıl saldırırsın bana? Elimi ısırdı. Kamera karşısında elimi ısırdı. İnanamıyorum gerçekten. Besle kargayı, oysun gözünü. Diyebileceğim hiçbir şey yok. Ne yaptığım hakkında da hiçbir şeyden fikrim yok. Şeyden umarım bunları koymazsın. Koyarsan da canın sağ olsun. Umurumda bile değilsin. Çünkü artık bu kanal... Şu tipe bak, benim nelerimi gördü. Zaten Instagram'a bakan videoyu açıp diyor ki sıkıldım YouTuber'lık oynamaktan. YouTuber'cılık. Cılık. Hadi bye. Nasıl kapanıyoruz bu? Kameramı aldım. Annemin televizyon kumandasını kaybettim. Ona televizyon kumandası alacağım. Bu taşınma esnasında mı artık ne oldu bilmiyorum. Kumanda kayboldu. Bir tane kumanda alacağız ona. Onu geçerken yol üstünde anneme bırakırız. Sonra tekrardan bu tarafa geri geleceğiz. Ayşe anne yine batiklerimize gittik. Bakın batik yapmayı öğrenmiş. Artık proflaştım. Hemen almam lazım. Tişört, hemen batik yapacağız. Ben de bugün bunu giydim. Taşınmalı ve yorucu günler. Of. Bitti bugün, bitti vallahi artık. Evet, bugün sondu. İlk defa sondu gerçekten. Tamamen bitti. 3 gündür taşınıyoruz. Yani yemin ediyorum size, arabayı şey yaptım ya. Yük arabası. Her yerine, her bir metrekaresine bir şey konuldu arabanın. Gel buraya. Bu var ya, çok tehlikeli. 2 kere apartmana kaçtı. Ayakkabıyı giyip çıkartırken eve girerken. 2 saat onu bir de yukarıya çıkarmaya çalıştık. Ben böyle gidiyorum yakalamaya çalıştık. İşte gel teyzeciğim, gel bok. Yakaladıktan sonra nereye gidiyorsun? Yakaladıktan sonra ben tabii böyle. Kesin şu an korona falan olmasaydı biz bir yerde tatildeydik. O kadar eminim ki. Dün de mesela bu kadar yoğunken şu an burada oturmamız bile şey geliyor. Nasıl ya? Yapacak bir şey yok mu? Evet, hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Annene gideceksin mi? Giderim. Gelecek misin? Gelirim. Ya o kadar hiçbir şeyimiz yok. İşlerimi de bitirdim çünkü. Bugün bir iki tane story'm vardı. Onları falan hallettim. İşbirliklerim, o da bitti. Bomboşum şu anda. Yalnız bomboş. Senin sadece işlerin onlar değil. Senin sorumlu olduğun başka işlerin de var. Aa, tabii kediler. O artık hani mesleği. Ben gerçekten bu kadar söyleyeyim size. Mesleğinin arasına kurtarma. Eklendi bu yani. Hani bir iş yapması gerekiyorsa o da bir iş olduğu için. Kedi kurtarma operasyonları, kısırlaştırma, hayvan sahiplendirme, bakım, hepsi. Şeyde Erdoğan Barınak Derneği, hani o tarz bir şey açarsın sen yakında. İki tane daha kedi gitti Furkan'a, bizim evet. Kliniğimize yani. Bir hesap geldi bana. Güzel bir hesap. Şu anda 8 tane kedim var üstüme kayıtlı. Ve gerçekten artık bu, yani bugün karar verdim. Bir daha o kadar fazla kediyi yüklenmeyeceğim üstüme. Hem psikolojik olarak çok zor çünkü işte o kısırlaştı mı, kısırlaştı, şunun neyi vardı, bunun neyi vardı, bunu sahiplendireceğiz, bunu sahiplendiremedik falan filan. Bir de arkadaşlarım falan da getiriyor kedi. Hepsini artık söyleyeceğim. Gerçekten hani bir süre artık şey yok. Ya bir noktadan sonra çok zor bir şey. Hani bu ben de olsam, ben de kedi bulsam ilk arayacağım kişilerden herkes bir tanesi. Herkes ilk beni arıyor. Size evet. Yemin ediyorum herkes evet. İlk beni arıyor. İnternetten hani Instagram'dan yazanlar hariç bütün yakın arkadaşlarım beni arıyor. Çevremizdeki bile, hani benim arkadaşlarım olsun, şeylerle hiç tanışmasın ama şeyden bu şey yaptığını bildiği için mesela benim arkadaşlarım bile ilk şeyi şu, hani Şeydalların veterinere götürelim hani, ya da Şeyda'ya bir soralım, sahiplendirelim falan. Bu çok güzel bir şey. Böyle bir imkanının olması, bunu yapması. Ben arkadaşı olarak hani yani bence çok güzel bir şey yaptı. İnanılmaz yardım edici ama bir noktaya kadar. Çünkü artık insanlar sağlıklı ve evet, hiçbir yaşayabilen şey olmayan kedileri bile getiriyor. O çok sıkıntı. O zaman hani Türkiye'deki bütün kedileri toplayalım. Bunun üstüne gitsin. Bir süre şu 8 kediyi bir halledip şimdi bir tanesi kısırlaşacak. 10 gün kafeste kalacak. Ondan sonrasında 3 tane kedi var. 3'ü de ishal. Onların tedavisi var falan. Bir de hani, üstüne üstlük Çeki de hasta oldu. Evet. Çeki'nin de şeyleri var. Evdekilerin de derdi bitmiyor ki. Dışarıdakilerle uğraşılsın. Yok, bir süre gerçekten bu, ya inşallah şu 8 kediyi iyileştirip sahiplendireyim. Evet. Bir süre arkadaşlar gerçekten hani sağlıklı, hani şeylerden bahsetmiyorum, kaza maza değil ama
bir süre sahiplenmek kendine bakabilen şey hayvanlara bir süre ara. Hayır mesela bir de şey oluyor. Kız yazıyor mesela, atıyorum uzak bir şehirde, atıyorum Sakarya'da. Orada annesiz kedi bulmuş. Ne yapabiliriz? Sana getir, hani alabilir. Ne yapayım? Sakarya'ya gidip kediyi alayım arkadaşlar? Özel araç mı yolluyorum yani? Bana da acıyım vallahi bak. Hani o DM'lerimi şöyle bir açıp bir insan aşağıya, Hatay'da işte annesiz kedi buldum. Ne yapacağım? Hatay'a mı geleyim kediyi alayım? Ne yapayım vallahi? Aşırı zor ya. Aşırı zor. Çok güzel bir şey ama çok da zor bir şey. Çünkü insanlar hani maddi açıdan da çok hasar görüyor. Mental açıdan da çok hasar görüyor. Mesela şöyle şeye çok üzülüyorum. Kedi geliyor. Tamam mı? Anne kedi ya da büyük bir kedi. Hani onun mentalin zorluğunu bile, ay Allah sahiplenecek mi, şöyle olacak mı, böyle olacak mı, ne yapacağız, ne edeceğiz? Onu bile kafasına takıyor. Bir de geri geliyor kediler. Mesela iki tane kediyi sahiplendirdik. Yavru kedi çok güzel. İkisi de geri geldi. Mesela, işin kötüsü sahiplendirecek arkadaşım da kalmadı. En büyüğü de o. Hiç arkadaşı kalmadı. Çünkü herkese hani kedi verdim. Hadi herkese selam verdim. Bunu. Çok iyi olur. Yemin ediyorum. Ben de o şekilde aldım mesela Vogue'u. Ve hani kafeste kaldığı için, çok aylarca problem yaşadığı için çok hastalığını çektik. Hani çok güzel duruyor, çok sağlıklı duruyor ama gerçekten sorumluluk ya. Aynen. Çok ya mesela şey oluyor, hani ben o kedileri alıyorum, evet o kafese koyuyorum. İnsanlar zannediyor ki tamam her şey çözüldü. Aynen. Ama o kafeste kaldıkça da hayvan hastalanıyor. Evet. Hayvan hastalanıyor yani. Psikolojisi şeyim, bozuluyor. Benim kedimin bir ayağı şey, yamuk basıyor. O yüzden arkadaşlar vallahi çok zor. Sizden ricam, çünkü çok DM geliyor ve ben dayanamıyorum. Hani çok ve bu konuda inanılmaz bir vicdanım var, dayanamıyorum. Lütfen ricam, bunu arkadaşlarım izliyorsa da, eğer hani acil durumları ayrı tutuyorum. Acil durumlarda tabii ki de alırım, trafik kazası falan filan. Furkan'dan rica ederim, hiç sıkıntı değil. Ama lütfen bana yardım edin sahiplendirme konusunda. Çünkü o kafese tutmak istemiyorum hayvanları. Bu böyle genel bir duyuru olsun. Haberiniz olsun. Bu video yayınladığımda yüksek ihtimalle yine orada benim yavru kedilerim olacak. 5 Levent Veteriner Instagram sayfasına girerseniz açıklamaya da yazarım. Orada hala sahiplendirmeyi bekleyen yavru kedilerimiz var. Yani yine ben böyle diyorum, yine yaparım bu arada. Ben ya sen bunu kesemezsin zaten. Kesemem yani. Bu benim hayatımın bir şeyi ama gerçekten ama artık bu kadar şey da yapacağım. Sağlıklı olabilen, hani gerçekten zor durumda olmayan kediler için kafese tıkmak, çok fazla hani kafese tıkmak bile mantıklı, evet, değil. Mantıklı. Tedavisi olur, yapılır, bırakılır ya da nereye gidiyorsa kötü gidilir. Oluyor bir de. Bak mesela kaç kere yaşadık. Kedi sokak kedisi, iyi bulmuşlar mesela, atıyorum bacağında bir yara var. Okey diyoruz, biz bunu iyileştireceğiz, gelip alın. Abi gelip almıyorlar. O kedi de bana kalıyor. Videoya kapanış yapmayı unutmuşum. Şu anda videoyu bitirdim. Bu son klibi ekleyeceğim. Bayağı bir gün geçti aslında. Şu anda hemen size kısa özet geçeyim. Annem evinde tamamen yerleşmiş bir şekilde yaşamaya başladı. Yani yerleşmiş derken ufak tefek şeyleri yavaş yavaş yerleştirir ama ev şu anda faal halde yani. Televizyon kumandasını falan da hallettim. Hala veterinerde kedilerim var. Sahiplenmek isteyenler için haberiniz olsun. Instagram'dan zaten ara ara paylaşıyorum. Taşınmayı hallettik. Anahtarları verdim. Diğer ev bizden tamamen çıktı. O büyük bir şeydi benim için. Kafamda hani hemen vereyim anahtarı falan. Çünkü hani başka müşteri bakacak, kiracı, emlakçı. Onu falan da hallettim. Chucky iyileşti. Chucky üst solunum yolu enfeksiyonuydu videonun başında. Ama şu anda iyileşti. Kötü bir haber. Ceku'ya bulaştırmış. Dün Ceku'yu götürdüm tekrar tedaviye. Bugün ikinci gün ama bayağı topladı. Ona iğne yapmadık. Şurup denedik. Çünkü çok fazla bir akıntısı yoktu burnunda falan. Bayağı bir topladı. Bugün ikinci defa götüreceğim. O da herhalde bir kere daha götürdükten sonra iyileşir diye düşünüyorum. Gerçekten evde çok kedi olunca böyle oluyor. Yani diğerinden diğerine falan geçiyor bir şeyler ama çok büyük şeyler olmasın da böyle şeyler halledilir yani. Onları hallederiz. Bugün hava çok basık. Yağmur yağacak yüksek ihtimalle. O yüzden hiç dışarı falan çıkmıyorum. Gidersem bir akşam anneme giderim. Akşam yemeğine. Ama ilk önce evimi falan tekrardan toplamam lazım. Bu videoda böyle olsun. Bayağıdır video atmıyordum. Yani herhalde Haziran ayındaki ilk videom bu. Çünkü gerçekten çok yoruldum. Bu taşınma olayları vesaire. Kafamda bir sürü şey var. Onlar falan çok yordu. Kediler falan filan derken. Birazcık böyle geri çekildim. Ama şu anda geldim yani. Tekrar işimin gücümün başındayım. Birkaç tane iş var yarın çekilmesi gereken falan. Onları halledeceğim.
Bir de hangara gideceğim yakın bir zamanda. Çünkü saçımın önündeki sarılar çok açıldı ve ben bu kadar açık sevmiyorum. Onu cila attıracağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.